Aslında 20 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının en önemli dönüm noktalarından birisi 31 Mart yerel seçimleri. Bundan önce ilk kez 7 Haziran seçimlerinde tek başına iktidar olma şanslarını kaybetmişlerdi. HDP parti olarak seçime girmiş ve barajı aşmıştı. Ve bu AKP'ye vurulmuş en büyük darbelerden birisiydi. Çözüm sürecinden, Kürt sorunun barışçıl ve demokratik yollardan çözülmesi iddesinden uzaklaşmasının aslında bir bedeli olarak okumak gerekir 7 Haziran seçimlerini. 31 Mart 2019'a geldiğimizde ise Adalet ve Kalkınma Partisi ikinci büyük yenilgisini almış oldu. Biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aslında geçmişi büyük kentlerdeki belediye başkanlıklarının mirası üzerine kuruludur. İstanbul, Ankara gibi pek çok şehrin belediye başkanlıklarını elde ettikleri ve orada yürüttükleri siyasetin devamı olarak aslında tek başına iktidar olduklarını söylemek yanlış olmayacaktır. Fakat yürüttükleri siyaset bir süre sonra halklar için umut olmak yerine bir nevi halk düşmanlığına, bir nevi otoriterleşmeye, totaliterleşmeye ve tek adam rejimine dönmeye başladıktan sonra aldıkları ikinci büyük yenilgidir 31 Mart seçimleri. HDP'nin yürüttüğü siyasetin bunda doğrudan etkisi var. HDP bölgede Kürt illerinde olabildiğince fazla belediye kazanmak, kayyum siyasetine bir yanıt vermek, aynı zamanda büyük kentlerde de AKP-MHP ittifakına kaybettirme stratejisi izlemişti ve bu strateji ciddi oranda başarıya ulaştı. Doğrusunu söylemek gerekirse Kürt şehirlerinde istediğimiz sonucu yeterince elde edememiş olsak da Ankara'nın, İstanbul'un, Antalya'nın, Adana'nın, Mersin'in hatta Aydın'ın kaybedilmesine yol açan HDP'nin yürüttüğü siyasetti. Üstelik Millet İttifakı'nın bir parçası olmadan, herhangi bir beklentisi olmadan yürüttüğü siyasetin sonucu olarak AKP ve MHP'ye kaybettirdi. Aynı zamanda büyük iddialarla, bizi yok etme iddiasıyla, bir daha belediyeleri kazanamayacağımız iddiasıyla yürüttükleri siyaset de Kürt şehirlerinde yenilmiş oldu. Eğer bugün muhalefet kazanabileceği inancında ise bunun temeline emin olun HDP'nin 7 Haziran 2015 başarısı ve 31 Mart seçimlerinde yürüttüğü siyasetin üzerine kuruludur demem abartılı bir değerlendirme olmayacaktır. Herkes biliyor HDP'nin desteklemeyeceği bir adayın bugün büyük şehirlerde kazanması çok zor. HDP'nin desteklemeyeceği bir cumhurbaşkanı adayının bu ülkede bu seçim sistemi içerisinde kazanması çok zor. Kendi bulunduğumuz pozisyon şu: biz ne AKP ve MHP'nin temsil ettiği statükocu siyasetin ne de Millet İttifakı'nın restorasyoncu siyasetinin yanında değiliz. Kendimizi bu nedenle üçüncü bir yol olarak bütün bu iki seçeneğin dışında bir üçüncü seçenek, üçüncü yol olarak bütün bu ülkedeki ötekilerin, ezilenlerin, her inançtan, her kökenden insanın temsil edildiği bir üçüncü yol olarak tanımlıyoruz. Kendimizi konumlandırdığımız yer bu. Her ikisine de aynı mesafede miyiz? Elbette aynı mesafede değiliz. Yani bunu çokça söyledik. AKP ve MHP ile mücadele ediyoruz. Millet İttifakı'yla da rekabet ediyoruz. Bulunduğumuz siyasal pozisyon da bu. Birincisi, hani Türkiye'de Erdoğan'ın ve AKP'nin seçim sonuçlarını kabul etmeyeceği, seçimi iptal ettireceği, her yolu deneyeceği gibi pek çok spekülatif söz var aslında. Ama doğrusunu söylemek gerekirse örnek gösterilen İstanbul seçimleri iptal edilmiş olsa da yenilenen seçimleri kabul etmek zorunda kaldığını hep birlikte gördük, gözlemledik. Yani bu farkın açılmasıyla İstanbul seçimlerinde 16 bin olan, biliyorsunuz, fark 800 bine çıkmıştı. Ben böyle bir adım attıkları takdirde çok daha büyük bir farkla seçimi kaybedeceklerine inanıyorum. Halkımızın bu konudaki ferasetine güvenmek gerekir.
AKP ve MHP'nin tarihsel olarak dönemi sona erdi. Tarihin bu sayfası çok yakın bir süre içerisinde 46 gün sonra kapanacak ve bu ülkede yeni bir sayfa açılacak. Elbette itirazları olacak, elbette Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracaklar, elbette ilçe seçim kurullarına başvuracaklar, sandıklara itiraz edecekler. İlçe seçim kurullarının bu sandıkları tekrar açmalarını isteyecekler veya başka pek çok şey yapacaklar. Ama emin olun muhalefet de buna hazırlıklı. Biz etkili olduğumuz her yerde buna hazırlıklıyız. Biz 7 Haziran'da aslında 80 milletvekiliyle parlamentoda temsil edildik. Ve o günden bu yana aslında daha da büyüdüğümüzü söyleyebilirim. Aynı zamanda ittifak güçlerimizle birlikte hareket edeceğimizden daha fazla milletvekiliyle temsil edilme potansiyelini taşıyoruz. Bunu çok açık biçimde söyleyebilirim. 100 milletvekili de bizim açımızdan inandırıcı bir hedef. Aslında sadece 100 vekil değil, çalışmalarımızı planladığımız gibi yürütebilirsek 112 vekile kadar çıkabileceğimizi düşünüyoruz. Yani bugünkünden daha az milletvekiliyle temsil edilmeyeceğiz. 112 milletvekiline kadar temsil edilme olasılığımız var. Hatta bu diğer siyasi partilerin seçime nasıl girecekleriyle de ilgili bir şey. Bunun özellikle altını çizmek isterim. Nevroz'da da açığa çıktı. Seçmenlerimizin de büyük bir bölümü Yeşil Sol Parti'ye hazır. 90'lı yıllarda seçime girdiğimizde iplerle, ölçüyle kime oy vereceğini tespit etmiş, oy verebilmiş halkımızın, okuryazarlığı olmayan halkımızın Yeşil Sol Parti'ye çok rahat oy verebileceğini düşünüyorum. Emin olun HDP'li seçmenlerin neredeyse %100'ü Yeşil Sol Parti'yi tanıyor ve ben büyük bir sorunla karşılaşmadan seçimlerde istediğimiz sonucu elde edebileceğimize inanıyorum. Halkımız da seçmenlerimiz de Yeşil Sol Parti'ye hazır.